Film herkese selamünaleyküm, merhabalar, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Oh, araba geçiyor. Bugün canlar serinin 3. bölümü, yani bir kaplama videosu daha sizlerle. Aslında motora böyle bir boya yapacaktım da dedim kaplama güzel olur sponsor eşliğinde. Şöyle motor sticker 54 Safari reklam. Hacı daha önce zaten diğer iki kaplamamızda kendisiyle çalışmıştık. Diğer hatta şurada bir önceki çalışmadan kalan. Şimdi güzel bir çalışma olacak. Böyle video izledikçe göreceksiniz. Zaten büyük ihtimalle kapakta niye dönüştüğünü görmüşsünüzdür. Video uzun da sürebilir benim için. Sizin için zaten muhtemelen bir 5-10 bir 10 dakikalık bir video olacak. Benim için bilmiyorum. Tek başımayım. Fakat sabah işten çıktığım için yavaş yavaş yapıp 1-2 saat ondan sonra gidip uyumayı düşünüyorum. Kaç gün sürer, ne kadar yaparım bilmiyorum. Yani çeke çeke yavaş yavaş inceliklerini size anlatacağım. 2 tane bezimiz var. Biri normal kurulama bezi, diğeri mikrofiber bez. Küçük bir tinerimiz var şurada. Diğer malzemeler zaten kişisel malzemelerim. Şimdi yavaş yavaş arkadan başlayıp öne doğru gitmeyi düşünüyorum. Diğer kaplamaları da ben kendim yapmıştım. Kendim şey yapmıştım. Yani reklamcıya falan götürmedim. Şimdi de yavaş yavaş tek başımıza yapacağız inşallah. Güzel bir iş çıkarmaya çalışacağız. Size iyi seyirler ama velakin videoya geçmeden önce şöyle bir like, beğeni, güzel bir bomba beğeni bekliyorum videoya. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi de ekleyebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İnce ince hepsini alıp üstünden ince bir küçük bir tinerle geçip ondan sonra da yapıştırayım. Çöplerimizi bir yere biriktirelim. En son atarız. Tinerle de bu şekilde. Hani tinerle falan siz böyle bir işleme uygulamaya kalkışacaksanız tinerin kapağını her zaman geri kapatıyoruz. Kapatıyoruz çünkü uçucu madde. Siliyoruz. Bu arada paketimizi açalım, içindeki ürünleri size göstereyim. Bunları patlatması çok zevkli. Bu kaplamamız onlar bu şekilde. Zaten bunu açarız birazdan yavaş yavaş. İçine ince küçük bir silme bezi koymuş ve bununla da zaten üzerinden geçmek için şu şekilde paçata bile koymuş ya reis. Şöyle İran halısı gibi yaydım ama canlar bunlar parçalar, bulunan parçalar, depo siperlik parçaları göstermiş. Şunla bitim hali tahminen bu şekilde, hangi parçayı nereye yerleştireceğinizi de göstermiş. Şurada da kılavuzumuz var, lütfen dikkatli okuyun diye. Canlar kendiniz yapıyorsanız bunu mutlaka okuyun, yapmıyorsanız da okuyun. Kullanma kılavuzu şurada da. Hoppa. Bu da jant şeridi. Jant şeridi ayrı geliyor. Bunu nasıl yapacağını falan söylemiş. Moto sticker 54. Canlar bu kaplamayı satın almak istiyorsanız Instagram adresini, yaptığı çalışmaları, WhatsApp'tan iletişim bilgilerini hepsini tek tek yazıyorum. Ekranda çıkar zaten, açıklama kısmında da var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olur ama lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bütün detaylarını, bütün olaylarını anlatayım size. Ruhsatı işletmek gerekiyor mu? Farklı bir renk alırsak ne olur? Bir sürü olayları var. Hem yapım aşamasında hem aklıma geldikçe anlatacağım. Kafanızdaki soru işaretleri bitsin ki alıcıya giderken fazla kafanızda soru işareti bulunmasın diye. Okey canlar. Seviliyorsunuz. Şimdi ben yavaş yavaş inceden geçeyim. Kaplamamıza çok güzel bir şey olacak. Tek başımayım. Biraz yorucu olacak ama güzel bir şey olacak. Size iyi seyirler. Düşmüşüm bir zalim dünya eline. Ellere bak ya. Bir eldiven alsaydım iyiydi ya. Ellerim hep yağ oldu.
Hocam hep yağ olduk ya, yağ. Şu şeritler içe doğru katlandığı için bu şekilde biraz zorlanıyoruz. Hop. Üstünden geçtik ve iç kısma burayı da yaptıktan sonra finish canlar. Yarım saatte 2-4. O başımın önünü birden kalkınca dış lastikleri tamamladık. Şimdi kuyruktan başlayacağız. Şöyle içe doğru kat edeceğiz. Şurayı bir önce tinerle silmem lazım. Vallahi güzel görünüyor. Jant şeritleri güzel oldu. Aslında şu renk olacaktı da ben yeşil açsın diye şu şekilde şurada bir boyada uygulamıştım. İkisi tatlı duruyor. Bari jantlar yeşil olsun dedim. O yüzden jantı yeşil seçtik. Rengi falan birlikte seçtik. Aynı renk, aynı tonda da alabilirsiniz. Şunu söylemem lazım. Canlar. Şimdi bu ruhsatı işletme olayı. Bunda siyah oranı da çok. Belli bir yüzdesi var bu siyah oranının. Yani ruhsatta siyahsa şu yüzdelikte siyah olması lazım diye geçiyor. Ya bu katlamayla vizeden geçen de var, vizeden kalan da var. Polis çevirmesinde ruhsata bakıp bir şey demeyen de var, diyen de var. Yani bu tamamen şans eseri çünkü mavilik oranı da var. Bu tamamen siyah bir motor olsaydı sorun olmazdı. Mesela günümüzde 250 SR'ın farklı tonları var. Ruhsatta turuncu geçiyor, örnek veriyorum. Motorda bir dünya renk var. Veya farklı R25 R6'lar var, eski kasalar. Gri mavi, mavi diye geçiyor. Gri tonu da çok. Onun gibi düşünün. Bu olay şu kaplama tarzı tamamen sizin şansınıza kalmış. Yani biraz karışık aga olay. Bu kesinlikle doğrudur. Bu kesinlikle bu parçalar sıkıntı çıkarmaz diyemeyiz. Sıkıntı çıkarır da diyemeyiz. Bilginiz olsun. Şimdi ben arka kısma ince ince geçeyim. Bayağı yorucuymuş ya tek başına olunca. Şimdi ne yaptık? Kuyruğu gördüğünüz gibi şekilde burayı yaptım. Şurayı yaptım. Şu bölge. Arkadan başladık. Öne doğru gidiyoruz. Renk güzel görünüyor. Ama dayı biraz yorucu ya. Vallahi biraz yorucu. Güzel bir şey çıkacak ortaya da. Şimdi işte şu şase bölümünü, gövdeyi tam ortaya. Orayı kaplayacağım. İnce ince yukarı doğru, depoya doğru çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Ama bir tık, aga bir tık yorucu. Fazla değil de böyle minnacık bir yoruculuk var. Ay ay, biraz dinleneyim dedim. Sticker çok yapıştırmıştım ben. Oo aga, saat 11. Yaparız ya. Akşama kadar bitiririz sanırım. Neyse, böyle ince ince çekeceğim. Yaparken falan da çekerim. Of. Durum vaziyet bu şekilde. Perişan olduk ya. Şimdi attım kendimi yere de. Geceden beri çalışınca böyle insan biraz zorlanıyor. Ben bir an önce bir sitede gidip uyusam. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Canlar, geldim. Size şöyle inceden göstereyim nasıl yaptığımı. Aga siz bunu uğraşmayın. Ciddi söylüyorum. Hem çok zahmetli, hem fön olması lazım. Sıcak yardımı lazım. Eğmek için, bükmek için. Hoppa. Bitiyor bitiyor. Biraz yordu ama. Şöyle. Tineri döktüm. Sildim. Koydum tinerli bezime. Bu da normal. Üstüne temizlemek için şöyle aldım. Aga. İlk öncelikle bir hizalayacağız çıkardıktan sonra. Fazla parmaklarınızla her yerini ellemeyin, yapışkan özelliğe gitmesin diye. Aga, bu şekilde yapıştırıyoruz. Şöyle baloncuklar, pütürler kalıyor. Onu da fön yardımıyla geçirmemiz lazım. Normalde şu an fönümüz falan yok. Şöyle dağ bayırda bir yerdeyiz. Dağ bayırda değil de boş alan bir arazideyiz. Bu şekilde çok bozmadan yapmaya çalışıyorum. En son bitimini tekrar göstereceğim ve ekstra şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu kaplamayı ve bu kaplamanın çeşitlerini, farklı motorlar için de kaplama çeşitlerini şuradaki numaralar ulaşabilirsiniz. Burada bir tane jant şeridi fazla arttı. Eğer ki jantta hata yaparsanız bir tane jantın şeridi fazla geliyor. Onu da söyleyeyim. Biz devam edelim.
Kapalı alanda yaparsanız bu tarz işlemleri daha sağlıklı olur. Benim gibi bu tarz yerlerde yaparsanız rüzgardan parça uçar. Sağa sola koştursunuz. Aman uçma dur. Hoppa. Evet, selamlar canlar. Biraz zorlandık ama itirmeyi başardık. Şimdi şu kanat, yeşil kanatlara normalde benim yapmam lazım. Monster logosunun o şekil ortaya çıkması için ama orası boyalı olduğu için ve yeşiller olduğu için, yani hem kendi göz zevkim için bıraktım hem de boyalı olduğu için bıraktım. Ön çamurluğu yapmadım. Bu da kişisel zevkinize kalmış. Şimdi sizin için böyle alttan üstten bir şeyler yapardım ama bayağı yoruldum. Hiç mecalim kalmadı. Yani yaptığımız kaplama bu şekilde. Görünüş itibariyle yapıştıracaktım. Yine yapıştırsam ömrü bitecekti. Bir daha kullanamayacaktım. Ben o pürüzlü boyayı halledip oraya yapıştıracağım. Şöyle önden görünüşünü de size göstereyim. Şunu biraz açarsak. Şuradan da kendi kişisel zevkinize kalmış. Ben burayı doldurdum. Buraya bir kaplama gelmediği için, yani bu bölgeye. Buralar. Şimdi şöyle motorun üzerinde GoPro açısından nasıl görünüyor onu da göstereyim. Dıştan böyle şekil efsane. Yani güzel görünüyor arkadaşlar. Yalan yok. Maşallah. Yorumlarınızı alalım. Renk nasıl olmuş? Oturmuş mu? Güzel mi? Janttaki yeşillerle uyumu var mı? Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi bu kaplamayı satın alabilmek için Instagram ve WhatsApp adreslerini de koyuyorum. Şimdi motor üzerine geçiyoruz. Normalde takipçilerime verecektim bunları ama bak, üzerinden tutuyorsun, çekiyorsun, çıkıyor. Abi. Tamam mı? Bisiklet. Canlar, motor üzerinde bu şekilde görünüyor. Az önce sticker verdim ışıklara. Onların nasibiymiş. Bir de bol bol like atmayı unutmayın şöyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.